yeni bir sayfa ekleyeceğim projeye. Bu da deform. Hatırlarsanız masaüstü uygulamalarda bir arka taraf kodları vardı. İşte farklı yapıları incelemiştik. Daha önceki o masaüstü tarafta incelediğimiz kodları ve arka taraf mimarisini burada da inceleyeceğiz. İlk açtığımızda gördüğünüz gibi HTML kontrollerinin olduğu bir yapı geliyor. Burası aslında boş denebilecek bir yapı. Sadece bir gövdesi var. Temel yapısı. Bunun arka tarafında şu şekilde açtığım zaman ASP.XCS ve Designer.CS dosyaları var. Öncelikle şurayı inceleyelim. Yukarıda ilk dikkatimizi çeken biraz farklı bir yapısı var. Şurada bir direktif alanı var. Buraya page direktifi deniyor. Burada sayfa ile ilgili bu sayfanın gördüğünüz gibi hangi dili kullanacağı gibi bazı bilgiler yer alıyor. Mesela code behind yani arka taraftaki kod sayfasının hangisi isminin ne olduğunu belirtiyor. Ve form ASP.XCS. Bu demek oluyor ki burada yapacağım işlemler diğer tarafta da yapılabiliyor ASP.XCS'te. Yani C# kodu yazılarak da yapılabiliyor. Böyle bir durumda .NET mimarisinde ne diyorduk? İki tane farklı sınıf. Bakın şurası aslında bir sınıf. Bir de CS tarafı var. O zaman buna partial class diyebiliriz. Hem burada yazabiliyorum. Göstereceğiz. Burada C# kodu da yazabiliyoruz. Ki zaten şurası C# kodu yazmak için bir başlangıç diyebiliriz. Code behind sayfası da buraymış. Neyden inherit edilmiş? Proje adı ve içerisinde bunun bu namespace'in içindeki farklı bir sınıf diyoruz buna. Waveform 1. Inherit bundan geliyormuş. Temel olarak yapısı bu şekilde. Tabii ekstra buraya parametreler eklenebiliyor. Onları da bakarız, inceleriz. HTML tarafında atılacağınız HTML head ve body kısmı var. Başlık bilgileri ve gövde tasarımı, uygulamanın geliştirildiği kısım burası. CS kısmına bakıyorum. Şöyle bir alt nesnesi var. Bir page load'u varmış. Bakıyorum burada page load metodu var. Bu sayfanın load olurken yani masaüstünde formun load'ı diyorduk. Form load olurken çalışıyordu. Burası da sayfa ilk yüklenirken çalışan sayfa. İlk açılışta yapmamız gereken işlemleri burada yapacağız. Örneğin sayfa açılırken combo box'ta yani listede kullanıcıların bilgisi ya da kategorilerin bilgisi yüklensin demek istediğimizde burada yapmamız gerekiyor. Şuraya baktığımda da waveform, bakın bu da partial zaten. Waveform 1 yani bu sayfa page sınıfından türemiş web UI içerisindeki page'den. Kod tarafına geldim HTML içerisine. Solda toolbox var. Bir tane buton attım. Bir de HTML kısmından input button attım. ASP.NET mimarisini anlatırken söylediğim bir şey, buton
ASP ile başlayan şey bir .NET nesnesidir. Ama çıktı olarak input üretmek zorunda demiştik. Yani tarayıcıda. Ama bakıyorum farklı bazı özellikler var. Mesela input'ta type button demiş. Bunu biliyoruz. Bunun buton olduğunu belirtmek için. İşte text olsaydı text box olacaktı bizim .NET tarafında. Burada ASP butonuna bakıyorum. Normal bilgiler var ama bir de run at server diye bir şey var. Form'da da var. Ne işe yarar bu? Şimdi bu normal bir HTML butondu. Tarayıcı içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadan JavaScript ile falan çalışabilirsiniz bunda. Ama buton bir .NET nesnesi ve sunucu taraflı işler yapar. Ya butona bastım, bunun altında C# kodu olacak. İşte bunun eventinin altında. Bu ve buna benzer işlemlerden dolayı bunun server ile etiketlenmesi gerekiyor. Run at server olmalı. Yani şöyle diyeyim, ASP.NET kontrollerinde run at server kullanmak zorundasınız. Çünkü ASP.NET nesnelerin yapması gereken işler sunucu taraflı işlemler. Bundan dolayı da bunun olmasına dikkat edin. Aksi halde ne olur ona da bakacağız. Çalıştırıyorum web formu. Neredeyse aynı. Çok basit bir farklılık var görsel olarak. Bu HTML buton. Bu da sonucu taraflı bizim ASP.NET kontrolümüz. Ama dikkat edin. Bakın. HTML input'a tıklıyorum. Hiçbir şey yok. Buna tıkladığımda şurada bir işlem gerçekleşiyor. İşte bu işlem bu kontrolün sonucu taraflı işlemler yaptığını gösterir aslında. Bu olaya da postback deniyor. Postback işlemi. Örneğin bir form oluşturduk. Burada kullanıcı bilgileri giriyoruz. Ben butona bastığım zaman sayfanın çalışma mantığı diyor ki al bu veriyi sunucuya gönder. Ben buradaki bilgiyi sunucu üzerinde işleme tabi tutacağım diyor. Bunu sağlamak için de sayfanın post edilmesi gerekiyor. Yani sunucuya gönderilmesi. Bu nedenle de gördüğünüz gibi zaten işlemi gerçekleştiriyor. Peki run at server'ı kaldırırsam bu sadece HTML. Bu HTML için butonu yeri gitti. Ama bazı durumlarda mesela run at server'ı yazmadığınızda kontrol hata verecektir. İşte veri bağlama vesaire durumlarında bu çok önemli bir ayrıntı olacak. Zaten şöyle özetleyebiliriz bunu. Hata sayfası geldiğinde run at server yazıyorsa direkt hata o kontrollerden birisinde run at server yazmıyordur. O yüzden hata vermiştir. Bu şekilde düşünüyorum. İlk çıktısına bakalım. Sağ tık kaynağı görüntüde. Buton kontrollerim burada. Bakın. Yukarıdaki benim butonumdu. ASP butonu. Alttaki
HTML input. Fark var mı? Aslında yok. Şu name'i kaldırırsak yok. İsim vermeseydim yani. Fark yok. Çıktı olarak aynı olmak zorunda demiştik. Gördüğünüz gibi ASP.NET, Microsoft aslında HTML kontrollerini dönüştürülen kontroller geliştirmiş. Bu da neyi sağlıyor? Çok daha kompleks işlemleri yapan kontroller geliştirip sonuç olarak gene HTML çıktısı üretmek. Amaç bu zaten. Mesela tarih işlemleri için bir calendar ekliyorum buna. Şöyle bir yapı geldi. Her tıklamada bakın post işlemi gerçekleşiyor. Sağ tıklayayım. Kaynak. Şurası iki tane basit buton HTML'i. Bu kısım benim tarih işlemlerimi yapan bir tane kontrolün sayfaya eklediği bir kod. Şu table oluşturmuş. Bakın kendi tasarımı. Table içerisinde TD'ler vesaire, TR'ler var. JavaScript'ler kullanmış. Vesaire. Şunu aslında siz de yazabilirsiniz. Zaten web kontrolleri geliştiren firmalar aynı mantıkta çalışıyor. Kendileri Microsoft'un kontrollerinden daha gelişmiş olanlarını, daha görsel, işlevsel olanları yapıyorlar. Bunları lisanslı satıyorlar. Demek ki siz de yapabilirsiniz aynı şeyi. Burada şöyle bir basit HTML tasarımı yapacağım. Bunun için design tarafına geçiyorum. Table, insert table. Şurada. Design'da olmamız gerek. Üçe üçlük çok önemli değil. Biraz kurcalayacağız burada. Bir HTML table oluşturdum. Diyorum ki şuradaki alanda sistemin saatini göstereyim. Şu anki sistemin saatini. Kod tarafına geldim. Şuraya denk geliyor. Bilgisini gösterebilmek için benim C# yazmam gerekiyor. Şu an istediğim şey bu. C# kodu yazmalıyım. Bunu sağlamak için de burası sonuçta bir HTML sayfası. Bir server tag'ı açmam gerek. Server tag'ı için küçüktür ve yüzde dediğinizde bu şekilde yapı açılacaktır. Burada ekrana yazma işlemi, yani konsoldaki console write line işlemi response write
şu şekilde. Dikkat ederseniz internet servis destekleniyor burada. Otomatik tamamlıyor. Diyorum ki bunu yaz. Neyi? Daytime nokta now nokta bunu string'e dönüştür. Bu benim nokta virgülle birlikte ekranda şu anın zaman bilgisini yazmamı sağlayacak. Yeniliyorum sayfayı. Saniye ilerliyor. Peki. Görünüme bakalım şuradan. Buraya bunu yazdı. Ben şunu yukarı alayım. Buraya da Northfield veri tabanındaki ürünlerin adedini göstereyim. Kaç tane ürün var? Ürün toplam. Onu da şuraya yazayım. Karşısına olsun. Bakın tam şurada yazmasını istiyorum. Mesela bunu da keseyim tam karşısında olsun. Kestim. Şuraya kopyaladım o kadar. TD içerisinde ürün toplamını göstereceksem ne yazmam gerek? Kodlarım biraz daha uzun olacak değil mi? Bakın açıyorum burayı. Server tag açmam lazım. Bunu da aşağı indirdim. Bunun arasına yazayım ben bunu. System data SQL client nokta SQL connection John New. Benden connection string istiyor. Şurada oluşturayım. String John str data source initial catalog integrated security SSPI. Benim istediğim şey ürünlerin toplamı. Tamamdır. ID'yi topla. Product.
sorgun SQL komutu da hazır. Open'i açıyorum. In sonuç. Int'e dönüştür. CMD execute non query'den gelen sonucu. Execute non query ne işe yarıyordu? Bir sorgu çalıştırıyor değil mi? Yani delete, update vesaire. Biz burada tek bir kayıt alacağız. O zaman ne gerekiyor? Execute. Bu bize sonuç dönüyordu. Biz tek bir sütun istiyoruz. O zaman execute gelir. Bundan gelen sonuç bana tek kayıt olarak gelecektir. Buraya kadar artık elimde bir veri var. Ben bunu nereye yazdıracağım? Şurada bir label olmalı. Sonuç. Label sonuç. Şurada oldu. DB sonucun tekstine sonuç o string çalıştırdığımda böyle bir sonuç geliyor. Bakın 82 adet ürün bulunmaktadır diye yazdık. Inline kod deniyor. Yani HTML sayfa içerisinde bizim ASP.NET'te bu şekilde server kodları yazma yöntemine inline kod denir. Daha önce klasik ASP, şu an hala PHP, JSP vesaire geliştirenler bu yöntemle geliştirme yapıyor. Bizde de ASP.NET'te de bu yöntem destekleniyor olsa da kullanılmıyor. Asıl kullanılan yöntem bizim arka taraftaki CS dosyalarımız. Boşuna yapmadık yani bunu. Dosyaları. ASP.NET CS dosyalarında örneğin yeni bir sayfa açalım. Şunu kopyalıyorum. Bu arada şunu da göstereyim. Bakın şurada SQL Client'a kadar namespace'in tamamını yazmam gerekti. Hatırlarsanız C# tarafında Shift Alt F10 diyerek bunları using'e ekliyorduk. Burada nasıl yaparız? Yukarıda direktif alanı var. Burada bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Yukarıdaki gibi add koydum, import namespace yapıştır.
artık SQL Connection doğru bir şekilde görünüyor. Burada namespace ekleme yöntemi de, yani using bloğumuz da şu, import işlemi. Şimdi kodlar daha sade olacaktır. Bu işlemi benzer şekilde arayüz tarafında da yapabiliriz. Mesela yeni bir web form ekliyorum. Az önceki işlemi burada yapalım. Label attım. Label sonuç. Tekstini sildim. Sağ tık, delete code. Kodları yapıştırdım. Namespace'leri ekledim. Bu işlemlerden sonra lb ile sonuç text products bilgisi gene North Beach veri tabanında ürün bulunmaktadır. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada da yazdık. Ama bu sefer page load'ında ve CS dosyasında yazdım. ASP.X dosyasının HTML tarafına baktığımda tertemiz bir sayfa. İşte kodla HTML'i ayırmamızın sebebi zaten bu. Karmaşanın önüne geçmek. Bir de diğerine bakalım. Bakın bu kadar işlem gereksiz yere oluştu. Hatta burayı bir metot yaptığımızda burada tek satırda hatta yarım satırda basit bir şekilde veriyi buraya bağlıyoruz. Biz de bundan sonra sürekli zaten C# tarafını kullanacağız. Sadece temel olarak nasıl kullanıldığına baktık. Yani burada yapılanı otomatik yapan bir script, sonuçta script kod bloğu çalıştırmak için yapılıyor. Biz de bu durumda arka taraftaki kodları load'u komple disable ederek script runner server içerisinde bunu yazdığımızda çalıştı.
bir tasarım yapalım buraya. Birkaç işlem yaparız. Şurada da bir liste çıkartacağız. Kategori listesi. Bu masa üstünde combo box olarak düşünebiliriz. Toolbox'tan geliyorum. Masa üstünde combo box'ın buradaki karşılığı drop down list. Çift tıklayarak açtım. Ekledim buraya bir tane. Properties, DRP, kategoriler. Projeye geldim. Buraya bir klasör açıyorum. Business Logic Layer, BLL katmanı, kısaca BLL de yazabilirsiniz. Bir de Data Layer, kısaca DAL yazabilirsiniz. Ben Data Layer diyorum. Business Logic içerisine Class ekliyorum. Adı, kategori, Northwind veri tabanından veri çekeceğim için oradaki kategori bilgisini modelleyeceğim. Ben bir liste açılır menüye yapacağım için bunun bir görünür text kısmı olacak. Yani kategorinin adı, bir de ID, value kısmı olacak. O zaman İkisini almam yeterli. Kategori, ID ve adı. Bunlar fieldlarımız. Bir de propertylerini yapacağız. CTRL, RE. Hatırlarsınız. Şimdi bunu kullanabilmek için normalde kullanım yöntemi şu, hatırlarsınız. Kategori ki new buradayken şu an göremiyoruz. Herhangi bir metot ya da constructor olmadığı için sadece kullanımı göstermek için yapıyorum. K nokta kategori ID diyerek kullanıyorduk değil mi? Oluşturuyorduk. Ben diyorum ki bu yöntem hani kod kalabalıklığı oluşturur. Ben bunu değiştireceğim. Bir tane constructor yapacağım. Dışarıdan cut ID ve adını alsın. Dışarıdan gelenleri içerideki propertylere atasın. Bunun bana avantajı şu. Kategori K. Buradan ID bu şekilde çağırabilir olur. Constructor'ın bana faydası bu oldu şu an. Döngü içlerinde falan bu çok kolaylık sağlar. Hemen oluşturur, listeye eklersiniz.
işim bitti. Data layer'a gelmeden önce business logic'te bir de bağlantı işlemi yapacağım. Bağlantı klası. Adı connection olsun. İçerisinde public static connection string, static string yaşa. Connection string. Geri dön. Connection nokta connection string dediğimde burayı bana getirecek. Bu nedenle oluşturdum. Her seferinde yazmayacağız. Data layer. Burada da benim kategori işlemlerinde veri tabanı işlemlerini yapan bir sınıf yapacağım. Mesela kategori ekle, kategori getir, kategori ara, kategorileri getir gibi. Tüm kategori işlemlerini bu sınıfta yapacağım. Kategori dal. Öncelikle benim ihtiyacım olan kategori listesi dönen bir metot. Yani kategoriler dönecek. Public list kategori dönecek. Shift Alt F10 Business Logic namespace'ini ekliyorum. İçerisinin işlemlerini yapacağım. SQL connection. Connection string oluşturduğum sınıftan geliyor. Sorgumu yazmak için command. Bir sonuç gelecek. Sonucu SQL Data Raider'da saklayacağım. Bu Raider'ı da döngü içerisinde kullanacağım. Ama öncelikle bağlantımı açmalıyım. Data Raider cmd nokta execute raider, yani çalıştır bana bu değeri getir dr içerisine. Artık dr içerisinde benim kategori listem var, kategori verim var. Ben bir kategori listesi geri döndüreceğime göre yukarıda bir tane oluştururum. Kategoriler.
Şimdi kategoriler listesine okuduğum her satırdaki kategori bilgisini yazmam gerekiyor. Bunun için de bir while döngüsü değere read olduğu sürece, okunabildiği sürece veri varsa adını başka bir şey yapmışsın. Şimdi de içeride bir kategori oluşturuyorum. Bakın burada benim overload'um dışarıdan iki parametre alan constructor işime yarıyor. Çünkü gereksiz yere kodu uzatmayacak burada. Doğrudan kendi içerisine alacak. Değere hatırlarsanız bu şekilde değerinin indekslerini bunu diyordum. Bana ne getiriyordu? Object dönüyordu. Ama daha performanslı yöntemi vardı. Object bir casting işlemi gerektirir. Bana doğrudan integer getirebilecek bir şey. GetInt 32. Adı da string, birinci index. Bu kadar. Daha sonra kategorilerin içerisine ekle. Döngüden çıktığımızda artık Raider'ı close edip connection'ı da kapatıp geriye kategoriler listemizi dönmemiz gerek. İşlem bu kadar. Bunu kullanalım. Burası sayfanın load'ı. Bizim bir kategori listemiz vardı. Drop down list. Kategori dal içerisindeki ekliyoruz. Ops. Şeyi atlamışız. Public statik olacak burası ki nokta ile gelsin. Statik yaptım. Şimdi kategorileri getir. Sorusuna vermek yetmiyor. Data text field özelliği var. Bu da hangi sütun değerinin görüneceğini belirtiyor. Yalnız burada şöyle bir durum var. Görünmesi gereken kısım şurası mı? Kategori name mi? Yoksa kategori sınıfındaki kategori adı mı? Bu durumda hangisi görünecek? Bence bu görünmeli. Kategori adı. Çünkü biz artık veriyi çektik. Artık o sınıf listesinde. Database ile ilgisi yok artık. Data value
field. Bu da arka taraftaki value kategori ID. Ve web tarafında olması gereken bir işlem daha, data bind. Yani bu veriyi bu şekilde bind et. Tasarımımızı getirdik. Bakın liste doldu. Bütün listeyi ekledik. Şunu da metoda gönderelim mesela. Bu da ürünlerle ilgili. Şunu keseyim ben. Data layer içerisine ürün dal ekliyorum. Ürün dal. Statik. Geriye sadece integer dönüyordu. Ürün toplamdı sanırım. Başka işlemlerde statik bir metot olduğu için burada sıkıntı yaşanır. Böyle olmalı. Ben bunu doğrudan ürün toplam olarak çağıracağım. Formül loaduna geldim. Mesela şurada doğrudan çağırayım. Ürün dal nokta ürün toplam. Tekrar çalış. Veri aynı. Yapmak istediğimize bakalım. Tekrar kategori listeleniyor. Buradan bir kategori seçtik. Altında onun ürünleri listelenecek. Gene combo box olabilir, list box olabilir. Ya da bakıyorum farklı bir kontrol. Herhangi bir şey ekleyebiliriz burada. List box olsun. Altına list box'ı koydum.
200 px. Yani genişliğini 200 yaptı. Drop-down listin de aynı şekilde 200 yapıyorum. Buraya da ürünler. DRP kategoriler. Bu da LST ürünler. Bakalım ürünlerde neler var? Hangileri listeleyelim? Ona göre burada bir tasarım yaparız. Diğerlerini hazırlarız, hemen veri çekeriz. Product name. Quantity per unit içerisinde bazı bilgiler var, o yüzden bekliyoruz. Ona gerek yok. Unit price, unit in stock, bu kadar. 3 tane bilgi olacak. ID'yi de alalım. İşimize yarar. Name. Unit price. Unit in stock. Neye göre alacağız? Bakın. Tasarım tarafından düşünelim. Kategoriyi seçtiğimde benim elimde kategorinin ID'si olacak. Altta kategoriye ait ürünler listeleyeceksem o ID'ye göre bir ver uygulaması yapmam gerekiyor. Ver koşulu. Yani ver kategori ID eşittir 1 gibi. Bunun gibi bir işlem. Sonra da bakın şuraya geldik bununla. Kategori ID eşittir X dediğimde o burada çalışacak. Buradan da bir taneyi seçeceğim ürüne. O ürünün ID'sini alıp onun detaylarını farklı bir tasarımla göstereceğim. O zaman ekstra ver product ID eşittir örneğin 1. Bu sorgu da orayı gerçekleştirdi. Şimdi kodlarımıza geçelim. Tabii şu tasarımı halledelim önce. ID, name, unit price, unit in stock. Şurada. Evet.
Şurada yapacağım tasarımı. Ben de göstereceğim. 4 tane sütun var. Yani 4 değer var. Onları göstereceğim. Bak. Sağ tıkla. Insert. Send to the right. Sağ tarafa bir uçu ekle. Buraya da bir tasarım. Table. Insert table. 4 tane sütun varsa buraya 4 satır diyorum. Altında ürün adı. Birim fiyat. Stok miktar. Şunu sürükleyip buraya bıraktım. Orada, burada daha güzel duracaktır. Şöyle komple seçili hale getirip buraya getirebilirsiniz. Buraya da kontrolleri ekleyeceğim. Label'larda görüşün. Şimdi bunun kodlama tarafına geçebiliriz. Önce tabii nasıl göründüğüne bakalım. Şurada. Çok da berbat göründü. Şu kısma boyut verdim sadece. Tamamdır. Formun load'unda öncelikle ne yapmam gerekiyor? Kategorilerin listelenmesi lazım. Listeleme işlemini yapalım. Kod tarafına geçiyorum. DLP kategoriler zaten listeliyor. Seçilen
Şurada DRP kategorilerin Selected Index Change eventini tetikleyeceğim. Oradan kategorinin ID'sini alıp ürünlere o kategorilerin ürünlerini getireceğim. Bundan önce yapmam gereken şey ürünler ürün dal içerisinde kategoriye ait ürünler diye bir metot yapacağım. Bu geriye ürünlerin listesini dönecek. Shift Alt. Ürün sınıfını yapmadık burada. Business Logic'te. Hemen onu yapalım. Business Logic'te ürün sınıfı oluşturuyor. Burada Field ve Property ayrı ayrı yazmak yerine hızlı yöntemi kullanacağız. From tab'da ürün ID, ürün ad, unit price vardı. Bunun veri tipi sınıfımız hazır. Artık ekleyebiliriz. Business Logic. Ürün dal içerisinde ürünün listesini döndürecek. Kategoriye ait ürünler. Dışarıdan kategori ID. Şu kısmı kopyaladım. Yukarıdaki kodu. Kategoriye ait ürünleri bulan sorguyu yazacağım buraya. Thank you.
bir liste döndürecek. Evet, bağlantımızı da açtık. Artık sorguyu çalıştırabiliriz. Data Raider DR CMD Execute Raider sonucu aldık. While içerisinde oku. Bunu bir liste olarak döndüreceğiz. Yapmamız gereken öncelikle bir ürün listesi oluşturmak. Bu sefer doğrudan içerisinde oluşturuyorum. Farklı bir yöntem kullanıyorum. Anonymous type. Ürünün ID'si DR'nin get int 32 sıfırıncı index adı birinci index unit price ikinci. Bu da int 16 3. Raider'ı kapat. Connection'ı kapat. Kategorize ürünleri de listeleyen metodumuzu yaptık. Kod tarafından geliyorum. Çalıştırayım önce. Neyi nasıl yapmamız gerektiğine bakalım. Kategoriler listelendi. Ben buradan bir taneyi seçtiğim zaman sunucuya post etmem gerekiyor. Postun sonucunda bana sonuç şuradaki kaynak olarak dönmeli. Ama dikkat ederseniz herhangi bir post işlemi gerçekleşmiyor. Bunun nedeni bizim drop-down listedeki Enable AutoPostback özelliğinin açık olmayışı. Bunu enable diyorum. Artık bu bana en azından sunucu tarafında bir işlem olarak geri dönecek. İşlem gerçekleşiyor. Henüz herhangi bir işlem yapmadığım için sonuç olmuyor ama post ediliyor. AutoPostback özelliğini yaptıysak artık bunun kod tarafına geçip oradan değeri alabiliriz. Yani bir veri seçildiğinde o verinin value'sunu almak. Properties drop-down listi seçtim. Eventleri selected index change eventi. Burada DRP kategorileri
seçilen indeksini almam gerek. Düzeltiyorum. Seçilenin ID'sini alacağım. Burada value içerisinden seçilen değer ya da seçilen ID diyelim. DRP selected value. Şey aslında kategori ID. Seçilen kategori ID de yazabilirsiniz. Bunu ürün dal içerisinde kategoriye ait ürünler parametresi olarak gönderiyorum. Bu bana bir liste dönüyor. O zaman doğrudan bunu LST ürünleri data source'una aktarabilirim. Sonra da derim ki görünen kısımda kategori ad olsun, data value field'ında ürün ID, bu da ürün ad. Ve bağla. Seçelim. Acaba neden olmadı? Aslında oluyor. Ama şöyle bir durum var. Biz burada seçtiğimizde postback işlemi yapılıyor ya. Postback işleminden sonra sayfa yenileniyor ve şuradaki load kısmındaki kodlar tekrar çalışıyor. Burada yapmamız gereken bir şey var, onu ayrı bir formda göstereceğim. Ya da burada hazır işe yararken göstereyim. Şunları kesiyorum. Şu kısımları. If is postback içine yapıştır. Postback nedir? Öncelikle onu belirteyim. Bir sayfa şuradan gösterelim. Sayfa ilk açıldığı zaman load event tetikleniyor ya. Bu işlem sayfa ilk açıldığı zaman postback işlemi gerçekleşiyor. Ama ilk açılış. Sonra herhangi bir, az önce bahsettiğim gibi şöyle bir şeye tıkladığınızda bunun event tetikleniyor yani. O işlemde bir post işlemi olsa da ilk açıldığı gibi bir postback işlemi gerçekleşmiyor. Ya da sayfayı yenilediğinizde vesaire. Az önceki hatanın sebebi de bu sayfa oluştuğunda çalışacak kodların her postback işleminde ya da her o seçil event olaylarında herhangi bir butonun işleminde tekrar tetikleniyor olması. Bundan dolayı da hata meydana geliyordu. Yani bizim istediğimiz sonuç olmuyordu.
Şuraya bir breakpoint atalım. Bakalım ne var yok. Evet, bilgiler geliyor. Az önce bir yer. Sanıyorum. Bir tekrar başlayalım. Evet, şey yapmadığımdan kaynaklanıyor muhtemelen. Start ederek, build ederek çalıştırmadım ya. Muhtemelen ondan ilk önce yenilenmedi. Sonrasında gerçekleşti. Yukarıdan herhangi bir kategori seçtiğimde, İsmail hariç, içerik geliyor. Ve altta listeleniyor. Şöyle. Şimdi de buradan seçilen herhangi bir ürünün altta gösterimini yapalım. Hemen geliyorum bunun propertylerinden. Bakın, LST ürünleri, listbox'ın selected index change'ine bakıyorum. Burada da benzer işlemi yapacağım. Yalnız bunun metodunu yazmamıştık. Sorgusunu hazırlamıştık. Bir ürün ID'si vereceğiz. Onun bilgisini bize dönecek. Bakıyorum. Evet, yok. Şunu kopyalıyorum. Ürün getir. Geriye ürün dönecek. Ve ürün ID alacak. İçeride liste oluşturmasına gerek yok. Sorgu değişecek. Parametre ürün ID. Bunu gerçekleştiren sorgu da şuydu.
Emin Aydi. Parametrenin adı da Emin Aydi. Yukarıdakini nur verdim, başlangıcı. İçeride değerleri ekleyecek. 2, 4 bakıyoruz. Evet, 4 bilgiyi alıyor. Parametrede sorun yok. Tamam mı? Burada da LST ürünlerin selected value'sundan alacağız. Int seçilen ID, int parse. LST ürünler selected value. Burada şu label'ları yazacağız. Onu unutmadan. Label'e ürün no text. Bir dakika, önce ürünü almamız lazım. Ürün sınıfı bir ürün oluştur. Ürün dal nokta ürün getir. Seçilen ID. Bunun ürünü getir. Artık ürün elimde. Ürün nokta ürün ID. Label ürün at. Ürün fiyat. Label'e stock der. Bu string'e dönüştürdük burada. Bunlar da. Beverage'i seçtim. Chunk dedim. Olmadı. Neden? Çünkü auto postback özelliğini açmamıştım. Geldim. Enable. Beverage. Chunk. Evet. Bilgiler geldi.
kapatalım. Bir de ne yapalım burada? Kategori liste tamam, ürünler tamam. Şimdi bir veri ekleme işlemi. İçin mesela Northwind içerisinde benim kullanıcılar tablom var. Bunu oluşturun. Daha önceki yapı silinmediyse. Sizde de olmalı. Şimdi bununla ilgili bir form yaparız. Buradan veri ekleme işlemi gerçekleştiririz. Prosedürle yapalım. Farklı olarak. Create prod. Kullanıcı ekle. Sayfa açalım. Aynı projede yeni sayfa. Bunun için yine business logic içerisinde bir kullanıcı sınıfı oluşturacağım. Thank you.
şunu unutmayın. Şifreden söylemeyeyim bu. Sınıfımız hazır. Şimdi de bunun dalını yapalım. Kullanıcı dal. Public, static. Ekleme işleminde normalde ekleme yapıldı mı yapılmadı değil mi? Yapılmadıysa onunla ilgili bilgi verilir. Ama çok kritik değil şu an için. Void diyelim. Kullanıcı ekle. Eklerken hangi bilgilere ihtiyaç var? Aslında bir kullanıcı sınıfına. O zaman ben doğrudan sınıf alırım burada. Boşuna parametreyi uzatmam. Bir de kullanıcı öncelikli yapısını oluşturalım bunları. Kullanıcı listesi alsın birine. Kullanıcıları getir. Public static. Kullanıcı geri dönen. Kullanıcı getir. Şunu yapacağız. Kullanıcı ekle işlemi için şuradan connection string'imizi zaten buna yazmıştık connection klasında. SQL connection new connection nokta connection string SQL command burada prosedür kullanacaktık. Kullanıcı ekle prosedürü bağlantıyı ver. CMD command type prosedür. Sistem datayı using'e ekliyorum. O da kalabalık etmesin. Temel haliyle bu kadar. Bir şeyler unuttum, basit geldi. Parametreleri kopyalıyorum.
İngilizceler de tamam. Database hazır. Metot hazır. Arayüzü tasarlayacağız. O kadar. Ben tasarıma geçiyorum. Bunun için yeni bir form oluşturuyorum. Web form. Alacağım bilgiler 6 adet. Table 7 satır. Hatta 8 olsun, bir de başlık ekleriz. Şurayı birleştiriyorum menüsü. Modify Merge Cell. Kullanıcı ekle. Son olarak da buton koyacağız. Şuranın yüksekliğini de Styler Width Width 50 px şurası. Şurayı seçtim. Geldim OTD'nin Style özelliğinde. Biraz yüksek yapayım. Buton karışmasın orada. Çünkü şuraya buton koyacağım. Butonu da koyduk. Backtab'ine kaydet. Kaydet. Şunlara isim veriyorum. TXT ile başlayacak isimler. TXT alt. TXT soyad. Tasarım da hazır. Class'ımız hazır. Database hazır. Biz hazırız. Hadi yapalım. Kaydete tıklandığında kullanıcı dal içerisinden şunu
yapacağız. Telefon data layer ile kullanıcı ekle. Bu benden kullanıcı klası istiyor. O zaman ya bunun içerisinde new ile yaparım. Ya da şurada oluştururum, daha temiz olabilir. Kullanıcı, yeni kullanıcı. Karıştırmayacak şekilde düzeltiyorum. Şöyle alttan. Buraya da verdik. Çalıştırmadan önce, yani biz bunu butona basınca yapacağız ama geriye bir değer dönsün ki ekrana response right ile bir şey yazın. Yani kullanıcı eklendi diye, yoksa hiçbir post işlemi falan olmayacak. Kullanıcı eklenin içerisine girdim. Sen bana bir gönderin şuradan dedim. Ve buraya da geldim. Bundan sonra da şöyle dedik, o kadar. Int döndürüyor. Kaç kayıtın etkilendiğini sonucu atıyorum. Return ile döndürüyorum. Hoş da şu aktife bir yazı yazmadık. O kötü oldu. Onu yazayım. Şöyle geldim. Bunu bir label içine koyduk. Zaten
sağlıyoruz. Şeyde HTML yok ya. Diye sorduk. Hatta burada şuna gerek yok zaten. Öncelikle database'e bakayım. Böyle bir kayıt var mı? Super.